Sardalya yapıyoruz. Mevsimlerden Eylül sardalya çıkmaya başladı. Şimdi sardalya fırında sardalya. Fırında değil. Ne fırını ya? Hata oldu. Tavada kokusuz. Evde sıfır koku, sıfır yağ, hiçbir şey kirletmeden, tezgah kirletmeden kağıdın içine, yağlı kağıdın içerisine sardalya yapacağız. Sardalyalarımız şu boyutta, yaklaşık 10 santim civarında. Şöyle güzelce temizlettik. Bunları şu şekilde dizeceğim. Tam yuvarlak tava şeklinde. Bunları dizeceğiz. Kuyruklar ortada. 1 kilo sardalya. Kilosu 14 küsür liraydı galiba. 15 lira değil yani. Daha da ucuzlar mı bilmiyorum. Ama artık balık mevsiminde yasakların kalkmasıyla balık sezonuna girmiş olduk. Şimdi palamut da çıktı. Yeni yeni. Artık baharın habercisi. Balıklar av yasağının kalkmasıyla yiyeceğiz. Şimdi bunu böyle bir eller biraz balık koktu ama ne yapalım? Şunu da yıkarız artık, şöyle silelim. Şimdi ne yapıyoruz buna? Biraz böyle karabiber koyuyoruz. Sonra biraz tuzluyoruz. Sonra biraz şöyle zeytinyağı dolaştırıyoruz, o kadar. Tamam. Şimdi bunu kapatacağız. Şöyle kenarlarından minik 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 bir daire yapacağız. Hava almayacak bu. Bunun buharıyla pişecek. Fırında muamelesi görecek. Ama tam fırın değil. Tavada olduğu için de biraz böyle kızartma gibi de olacak. Hem kızartma hem fırında gibi. Tamam. Böyle misafiriniz geldiğinde ya da kendinize yapacağınız zaman kolay, kokusuz bir şey yapmak istiyorsanız bu yöntemi tercih edebilirsiniz. Bak gördün mü? Döndürüyorum. Ne güzel tutuyor. Tuzda balık gibi. Kağıtta balık. Yağlı kağıtta balık. Şimdi biz 1 kilo aldık. Biraz fazla olacak ama 2 kişi için çözdürmüş bulunduk. Yapacak bir şey yok. Ekmek yemiyoruz zaten. Bunu şöyle tavanın içine aldık. Tamam mı? Bunu şimdi hemen çalıştırayım. Bunu şimdiden çalıştırayım. Şimdi bunun altını açalım. Küçük gözle yapıyorum. Bir de kapak kullanıyoruz. Bunun bir de yönünü değiştirebilirsem yönünü de değiştireceğim. Bakalım nasıl olacak. Biz geçelim şimdi ikinciyi yapmaya. Bunu da hazır ederek. Bakalım şimdi sığacak mı? Sığdırmaya çalışacağız artık. Derya kuzusu bunlar. Evet, balık meselesiyle ilgili daha önce çektiğim fırında balık nasıl yapılır ile ilgili bir çupra çekmiştim. Bayağı bir izlendi o. Yaklaşık böyle herhalde bir hatırlamıyorum ama 50.000'in üzerinde izlendi. Demek ki bu videolar bayağı bir merak ediliyor, balık konusunda nasıl yapılır ile ilgili insanlar ilgi duyuyor. Ben de böyle değişik balıklar yapayım. Yaparken çekeyim istedim. Hatta çupra dışında bir balık daha yaptım. Hatırlamıyorum ismini ama o da bayağı bir izlenmişti. Bunlar burada kalmasın diye sıkıştırıyorum. Ya büyük bir daire yapacağız ya daireyi. Şöyle biraz daireyi büyütelim. Ama tavamıza da sığması lazım. Çok da büyütmeden halletmek lazım. Şöyle şöyle. Sardalya'nın çok değişik
çeşitlerde yapanlar var. Tabii bunun en iyisinin tava olduğunu söyleyen de var. Fakat biz tavayla hem yağ israfı olmasın diye hem de pek kullanmak istemiyoruz diğer bitkisel yağları. Onun için böyle fırın ya da bu tip uygulamaları tercih ediyoruz. Zahmetsiz, kokusuz. Biraz sıkış sıkış oldunuz. Kusura bakmayın balıkçıklar. 3 tane kaldı. Ne yapacağız? Birini de şuraya koyalım, birini de buraya koyalım. Değişik bir yöntem yapalım. Ne yapalım? Sığmadı. Evet, balığı koyduk. Bunu yıkamamız lazım sayın kameraman. Dış ses ver ya ara sıra. Vereyim mi? Tamam. Yine karabiberimizi ekiyoruz. Az da değil zaten, bu çok etki etmez. Şöyle tuz. Nisli çiçek sardalya olabilir. Papatya sardalya. Papatya. Tamam. Bunun ismine herkes bir şey koyabilir. Varsa önerileri olan yazsın. Bunu da hazırlıyoruz. Yine yöntem, bakın şu uçtan şöyle kalın kırıyoruz, tamam mı? Tutsun diye. Sonra geri geri geliyoruz buradan. Sonra minik 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 daireler çiziyoruz. Tamam mı? Bu işin sırrı bu. Kapalı kalmasının yegane sebebi budur. Bu minik minik hareketler. Yoksa bak buradan tabii birazcık şey kaldı. Şuradan devam ederek porsiyonu biraz fazla olduğu için hanım bu biraz fazla oldu. Yemeğe misafir mi alsak? Olabilir. Kim alacağız? Komşulardan birini alalım. Canlı yayın yapıyor olsaydık takipçilerden alırdık. Zaten öyle bir projem var benim. Takipçilerle bir yemek yiyeceğim bir gün. Çok değişik bir projem var. Sürpriz olsun. Bir 10 kişiyi 10 kişiyle beraber böyle bir yemek yemek istiyorum. Evet, burada bence bunu ben uğraşayım daha fazla seyircilere. Şimdi bunu ters çevirdim ben. Buradan da ne kadar piştiğini görebiliyorsunuz. Ters çevirme işleminde üzerine bir büyük bir tabak kapattım. Şu tabağı kapattım şöyle. Elimle ters döndürdüm. Tekrar bunun içine koydum. Bunu gösteremedim size bu videoda ama arkasını çevirmek de çok zor değil. Çok kolay. Bu şekilde arkasını çevirebilirsiniz. Bakalım nasıl pişecek. Şimdi bu döndürme işini çekememiştim size. Nasıl yapabileceğiniz konusunda. Çünkü kağıt bu dağılabilir, yırtılabilir. Onu göstermek istiyorum. Şöyle büyükçe bir tabağınız varsa şunun içine böyle börek alır gibi alın. Tamam mı? Sonra şöyle gene bir büyükçe tabak üzerine kapatın. Bunu sonra alın böyle hop bak ters çevirin. Tamam, arkası. Nasıl olmuş? Nar gibi. Biraz da bu tarafını pişirmek istiyorsanız da böyle tabak vasıtasıyla koyarsınız. Nasıl hareket? Kaç puan aldım? İyi puan aldıysam beğenileri göreyim. İyi puan almadıysam bunu yapmayın ama ya bunu yapın. Ne oldu? Yayında mıyız? Yayında mıyız? Kestik mi? Kesmedik mi? Bak, ama daha eğlenceli oldu böyle. Kameramanla çalışmak böyle oluyor. Kendim olduğum zaman nerede keseceğimi biliyorum. Sen devam et, konuş. Neye devam edeyim? Bir şeyler söyle. Allah Allah. Na 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 na. Tamam, kesebiliriz tamam, o zaman. Keselim, değil mi? Şimdi bir de balık yaparken ekmek de yaptık. Ekmek videoları oradan buradan tıklarsınız. Ben şimdi koyarım buralara. Oradan bakarsınız. Daha önce maça çaylı ekmek yaptık. Değişik ekmekler, zerdeçallı ekmek yaptık.
Bunlar blogda da olabilir, YouTube'da da olabilir. Bloğa abone olmayanlar erkekadamyemekyapar.com'dan girip bakabilirler. Bloğa aboneler zaten biliyorlar. Bu ekmek tahinli. Tamam mı? Susamlı ve tahinli ekmek yaptım. Bir içini keseceğim şimdi, bir içine bakacağım. Biraz şimdi fırından yeni çıktı. Biraz hamurumsudur. Evet, sıcak. Bayağı sıcak. Bunu yaparken ne yaptım? İşte içine biraz tahin attım. Biraz bal attım. Biraz da susam ve çörek otu attım. Yaş mayayla ve süt kullanaraktan, su kullanmadan hamur haline getirdik. Hamuru birazcık dinlendirdik. Hamur kendine geldi. Fırına verdik 200 derecede. Göz kararı artık fırınızın özelliğine göre. Üzeri birazcık böyle renk almaya başladım mı? Nasıl seviyorsanız gevrekse biraz daha bırakın. Benim gibi böyle az pişmiş seviyorsanız hemen alabilirsiniz. Bu arada balıkla da ekmek yiyeceğiz. Bunda tuz yok mu içinde? Tuz yok. Tuz koymadım. Nasıl olacak tadı? Tatlı mı bayağı yani? Bakalım. Test edelim. Hı? Sen kendi açından bakıyorsun. Tatlı ekmek sevmediğin için. Onun için soruyorsun. Hı hı. Evet, tuz olmayınca. Tatlı mı? Kurabiye gibi, yani kurabiye gibi, kek gibi. Çörek. Çörek gibi, ekmek gibi. Öyle olmuş ama tuz problemi olanlar için güzel bir ekmek olmuş. Tansiyon çok mu tatlı peki? Tatlı yok, tuz da yok. Tatsız tuzsuz ekmek yaptım arkadaşlar. Tatsız tuzsuz ekmek istiyorsanız tuz atmayın. Şeker de atmayın. Kamera sallandı, kusura bakmayın. Ya tat tuz dediğin şey insanların damak ayarlarıyla oynar. Tatlı dediğin şey şekerli. Tuzlu dediğin şey tuzlu. Bütün şeyimiz gitti. Balıklar patlıyor bu arada. Balıkları göstersene. Hmm. Balığımız oldu galiba. Ben şunu buraya artık alayım. Allah gidiyor. Dali'ye doğru gidiyor da. Evde kediniz varsa tabii onun da göz hakkı olacak şekilde bunu yapmanız lazım. Şu ikinci balığımızı koyalım biz. Bu biraz bol porsiyon olduğu için böyle oldu. Bunu kapatalım. Şunu alalım. Tadına bakalım. Ya yeter be canavar. Dın 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 dın. Oo, buharlara bak. Vay 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 vay, kızartma mı oldu, buğulama mı oldu? Nefis, nefis bir şey oldu, çok güzel oldu. Bir tadına bakayım şunun. Bir tadına bakayım. İyi değilse iyi değil derim vallahi, yalan yok. Yalan yok bizde. Bak bak. Bak. Bak, Dali bile oradan isyan ediyor, bana da verin. Çektik mi burayı? Hı-hı. İnanmıyorum. Çok güzel. Hayatımda yaptığım en güzel balık oldu. Valla diğer videoları seyretmeyin. Bu videoyu seyredin ve bunu yapın. Nefis olmuş. Nefis oldum. Kapat hemen yiyelim. Arkadaşlar, kendinize iyi bakın. Aşağıda, yukarıda, orada burada eski balık tariflerini paylaşabilirim açıklamalar kısmında. İlk defa gelenler beğenip abone olurlarsa kanal henüz ücretsizce kanala abone olabilirsiniz. Beğenin, paylaşın, muhabbete katılın işte. Hadi hoşça kalın. Bana afiyet olsun.